Merhaba arkadaşlar, tamlamalarla ilgili soruların çözümlerine başlıyorum. İlk sorumuz, aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden bir isim tamlaması kullanılmıştır? Şimdi farklı türden isim tamlaması dendiğinde belirtili, belirtisiz, zincirleme gibi isim tamlamalarını aklımıza getirmemiz gerekiyor. Şimdi bakalım, A seçeneğinde Kırmızı ve Siyah Stendhal'ın en önemli eserlerinden biri. Şimdi dikkat ederseniz denden ayrılma hal eki tamlayan eki yerine kullanılabiliyordu. Biz bunu nasıl anlıyorduk? Dendan'ın yerine ın in getirebiliyorsak o bir tamlayan ekiydi. Şimdi cümleyi tekrar okuyalım. Kırmızı ve Siyah Stendhal'ın en önemli eserlerinin biri. Yani çok da böyle anlam kaybı falan olmuyor. Eserlerinden biri, eserlerinin biri yani. Ve kimin eserleri? Stendhal'ın eserleri. Burada bölemediğimiz Stendhal'ın eserlerinden biri öbeği var. Ve bu bir zincirleme isim tamlamasıdır. A seçeneğinde zincirleme. B seçeneğinde Beethoven'ın konçertolarının arşivimde ayrı bir yeri var. Neyin yeri? Beethoven'ın konçertolarının yeri görüyorsunuz. Yine 3 isimden oluşmuş zincirleme bir isim tamlaması var. C seçeneğinde Orson Welles filmleri. Ne filmleri? Orson Welles filmleri. Şimdi burada arkadaşlar, Orson Welles iki ayrı isim, ikisi bir araya gelip tamlama falan oluşturmuyor. Biz o öbeği tek bir tamlayan olarak düşüneceğiz. Doğal olarak belirtisiz bir isim tamlaması var burada arkadaşlar. D seçeneğinde Orwell'ın kıymeti bilinmeyen eserlerinden biri. Orwell'ın eserlerinin biri. A seçeneğindeki aynı mantık, yine zincirleme. E seçeneğinde sadece ölü canlılar bile Gogol'un yeteneğinin ispatı olarak gösterilebilir. Neyin ispatı? Gogol'un yeteneğinin ispatı. Yine 3 isimden zincirleme bir isim tamlaması. Özetle A, B, D ve E seçeneklerinde zincirleme isim tamlaması varken C seçeneğinde belirtili isim tamlaması var. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak. Evet, ikinci soruya geliyoruz. İkinci soruda yukarıdaki dörtlükte kaç tane at tamlaması kullanılmıştır diyor. Şimdi bakarsak, ben bir kara parçasıyım. Ne parçasıyım? Kara parçasıyım. Burada belirtisiz bir isim tamlaması var. O deniz. Ben onsuz ederim. Ne ben onsuz ederim, ne o bensiz. Gökyüzüne vurmuş mesut gölgemiz. Gel fotoğrafçı, gel resmimizi çek demiş. Ve ikinci sorumuzda kaç tane tamlama var derse, isim tamlaması var derse, bir tane sadece kara parçasıyım. Onun dışında sıfat tamlamaları var ama bize isim tamlamasını sorduğu için bir, yani cevabımız Adana olacak. Üçüncü soru. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde aynı türden isim tamlaması vardır diyor. Şimdi birinci cümleye bakarsak, denizden hayli içeride soğuk kupkuru bir kara şehrinde. Ne şehri? Kara şehri. Burada belirtisiz bir isim tamlaması var arkadaşlar. Birinci cümlemizde belirtisiz isim tamlaması varken hemen ikiye de bakalım. O güne dek deniz kenarında yaşamış olduğum için diye devam ediyor. Ne kenarı? Deniz kenarı. Yine denizde bir ek yok. Tamlayan ek yok. Bir tek tamlanan da iyilik eki var. Özetle belirtisiz, aslında cevap da direkt çıktı. Birinci ve ikinci cümleler de belirtisiz isim tamlaması var. O yüzden cevabımız Adana. Dördüncü sorudayız. Şimdi hangisini tamlayan tamlananın nedenini bildirmektedir? Biliyorsunuz belirtisiz isim tamlamalarında ya da yani isim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan arasında neden sonuç ilişkisi de olabiliyordu. Şimdi bu ilişki nerede var? Kadıncağız işten atılınca sinir krizi geçirmiş diyor A seçeneği. Krizin nedeni ne? Sinir. Doğal olarak sinir krizi neden sonuç ilişkisiyle kurulmuş belirtisiz bir isim tamlamasıdır. Cevabımız Adana olacak gençler. Beşinci sorudayız. Yukarıdaki cümlede kaç tane isim, yani at tamlaması vardır? Şimdi sayalım biz bunları. Dalgaların uğultusu. Bakın, dalgaların uğultusu belirtili bir isim tamlaması. Kütüphanenin büyük camlarına. Neyin camları? Kütüphanenin camları. Burada yine belirtili bir isim tamlaması var. Camlarını titriyor. Kapıların sırtları. Neyin sırtları? Kapıların sırtları. Üçüncü oldu. Yine belirtili bir isim tamlaması. Öğle sonu aydınlığında tuhaf bir ışıkla parlıyordu. Ne aydınlığı? Öğle sonu aydınlığı görüyorsunuz. Burada da zincirleme bir isim tamlaması var. Özetle 4 tane isim tamlaması var. Cevabımız Denizli olacak. 6. soru. Hangisinde belirtili isim tamlaması kullanılmamıştır diyor. Şimdi bakarsak, bir gün adamın biri. Neyin biri? Adamın biri. Belirtili bir isim tamlaması burada var. B'de senin sözlerini artık ciddiye almıyorum. Kimin sözleri? Senin sözlerin. Yine belirtili bir isim tamlaması. C
C seçeneğinde baharın geç kalmış çiçekleri. Neyin çiçekleri? Baharın çiçekleri. Yine araya sıfat girmiş, sıfat öbeği girmiş ama belirtili bir isim tamlaması var. D'de insanlar bahar şenlikleri yapmaya başladılar. Şimdi ne şenlikleri? Bahar şenlikleri. Buradaki bu sefer arkadaşlar baharın şenliği olsaydı belirtili olurdu. Fakat ne şenliği, bahar şenliği? Burada belirtisiz bir isim tamlaması var. Yani cevabımız D. E'de de zaten çocukların neşesi. Neyin neşesi? Çocukların neşesi. E seçeneği yine belirtili. A, B, C ve E'de belirtili isim tamlaması varken D seçeneğinde belirtisiz isim tamlaması var. O yüzden cevabımız D olacak. Evet, 7. sorudayız. Şimdi bir cümle vermiş. Bu cümlede geçen isim tamlamalarının türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Bakalım cümlemize. Bir de ben bu halimle kalkıp başka bir insanın kafasının içini tahlil etmek. Bakın, başka bir insanın kafasının içi. Neyin içi? Kafasının içi. Kimin kafası? İnsanın kafası. Bu öbekleri birbirinden ayıramıyoruz. İnsanın kafasının içi zincirleme bir isim tamlaması var. Devam ediyorum. Onun düz veya karışık ruhunu görmek istiyorum. Kimin ruhu? Onun ruhu. Araya yine sıfat öbeği girmiş ama onun ruhu da belirtili bir isim tamlaması oluşturuyor. Özetle cevabımız E seçeneği. 8. sorudayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlamasının türü ötekilerden farklıdır demiş. Şimdi tamlanan bizim isim tamlamalarımızın asıl ögesi. Bunlar bazen tamlayanla yer değiştirebiliyorlar biliyorsunuz. Bakalım hangisinde tür farklıymış, yani isim tamlaması çeşidi farklıymış. A'da sesi çok dokunaklıydı, sevimli çocuğun. Çocuğun sesi belirtili. Adını hiçbir kitapta rastlayamadık bu şairin. Şairin adı belirtili. Pek net değildi görüntüsü televizyonun. Televizyonun görüntüsü belirtili. Ve biz E'ye de bakalım. Üzerinde 5 kuruş para yoktu yaşlı adamın. Adamın üzeri yine belirtili. A, B, C ve E'de belirtili isim tamlaması var. D'yi kontrol edelim. Şeftali ağaçlarını bile özlemiştim Bursa'nın. Bakın, şeftali ağaçları. Neyin şeftali ağaçları? Bursa'nın şeftali ağaçları. Burada bir zincirleme isim tamlaması var. Bu sebeple cevabımız Denizli. 9. sorudayız gençler. Şimdi bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı arasında sözcük girmiş isim tamlaması vardır diyor. Bakalım, fizik ve kimya yüzyılımızın 20'li yıllarında büyük ilerlemeler göstermiştir. Şimdi neyin yılları? Yüzyılımızın yılları. Burada bir tane belirtili isim tamlaması var. Hangi yıllar? 20'li yıllar. Nasıl yıllar? 20'li yıllar. Araya bir sıfat girmiş. Soru da bizden bunu istiyor zaten. Cevabımız Adana arkadaşlar. Evet, 10. sorudayız. Burada bir bilgi vermiş. Bazı yer isimleri iki isimden oluşan bir tamlamanın ögelerinin kalıplaşıp bitişik yazılmasıyla oluşur. Aşağıdakilerin hangisinde buna uygun bir kullanım vardır diyor. Yani birleşik yazılan bir isim olacak. Bu da arkadaşlar isim tamlaması olacak özünde. Ve bu da C seçeneğinde var. Etek sarı, senetekten sarısın, kurban olan bey dağının karısın demiş. Ne dağı? Bey dağı. Görüyorsunuz belirtisiz bir isim tamlaması öbeği şeklinde oluşmuş birleşik isim. O yüzden cevabımız Adana. Mesela neden... Pardon, cevabımız Ceyhan, Beydağı isim tamlaması olacak. Mesela neden Adana değil? Bakın orada Karaca Ahmet, nasıl Ahmet? Karaca Ahmet, o bir sıfat tamlamasıdır. Ya da işte E'de var mesela birleşik. Nasıl beller? Çamlı beller. Yine sıfat. Mesela D'de nasıl Hisar? Kara Hisar. Yine bu sıfat tamlaması. Bizden isim tamlamasını istediği için Beydağı. O yüzden Ceyhan seçeneği doğru olacak. Geldim 11. soruya hanımlar beyler. Parçada kaç tane belirtili isim tamlaması vardır diyor. Ateş gibi bir nehir akıyordu. Ruhumla o ruhun arasında. Neyin arası? Ruhun arası. Burada bir tane belirtili bulduk. İkisinde de ek var. Bahsetti derinden ona halim. Aşkın bu onulmaz yarasından. Neyin yarası? Aşkın yarası. Burada yine belirtili bir isim tamlaması bulduk. Yani iki tane var. Cevabımız Bursa olacak.
12. sorudayız. Hangisinde birden çok sıfat tamlaması vardır? Bu şu demek, birden çok sıfat. Yani sıfat varsa sıfat tamlaması da vardır. Bu hangisinde var? Buna bakacağız. Bursa seçeneğinde zaten birden fazla sıfatı göreceksiniz. Cümleye bakın. Her güzel çiçeğin etrafında kötü otlar türer. Nasıl çiçek? Güzel çiçek. Hangi çiçek? Her çiçek. İki sıfat burada var zaten. Kötü otlar türer. Nasıl otlar? Kötü otlar. Yine sıfat görüyorsunuz. Birden fazla sıfat varsa birden fazla sıfat tamlaması vardır. Bu sebeple cevabımız Bursa seçeneği. 13. soru. Hangisinde tamlayanı cümleden oluşmuş bir ad tamlaması vardır? Şimdi bununla da ilgili şunu bilmeniz gerekiyor. İsim tamlamaları evet en az iki isimden oluşuyor ama bazı kullanımlarda tamlayan cümle biçiminde olabiliyor. Hani hatırlayın mesela seni seviyorum sözünü hiç duymamıştım. Seni seviyorum sözü bir isim tamlaması oluşturuyor. Sözü ne sözü? Seni seviyorum sözü. Seni seviyorum burada tamlayan ve bağımsız düşünün seni seviyorum bir cümledir. Bunun gibi bir şey arıyoruz özetle. Bu durumda arkadaşlar zaten A seçeneğinde karşımıza çıkacak. Bu sınavda başarılı olamam korkusu vardı onda. Bakın ne korkusu? Bu sınavda başarılı olamam korkusu. Bu bir isim tamlaması. Bu isim tamlamasının tamlananın korkusu. Tamlayanı da bu sınavda başarılı olamam. Şimdi tamlamayı unutun, düz düşünün. Bu sınavda başarılı olamam. Bu bir cümle. Yani tamlayan cümle biçiminde olmuş. Bu sebeple cevabımız yine Adana. Geldik 14. sorumuza. Altı çizili tamlamaların hangisinde tamlayanla tamlanan arasında amaç sonuç ilişkisi vardır demiş. Bu sefer amaç sonuç bulacağız. Sebep değil yani buna benzer bir soru yapmıştık az önce. Bu amaç sonuç da arkadaşlar B seçeneğinde var. Kazanma hırsı. Bu hırsın amacı ne? Kazanma. O yüzden hani çok da zorlandığınızı düşündüğüm bir soru değil. Cevabımız direkt zaten Bursa olacak. 15. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yokmuş? Şimdi biz parçayı okuyarak şıklarımızı da eleyelim arkadaşlar. Sözcüklerin anlamlarında genişleme olabilir. Neyin anlamları? Sözcüklerin anlamları. Belirtili isim tamlaması. Ceyhan'ı buldum. Eklerimiz, yeni görevler yüklenebilir. Şimdi eklerimiz ifadesine bakın. Bu ne aslında? Bizim eklerimiz. Bizimi düşmüş görüyorsunuz. O yüzden tamlayana düşmüş isim tamlaması diyebiliriz. A seçeneğinde buradan çıkardım. Bunların yanında bakın neyin yanı? Bunların yanı. Burada bunların tamlayan ve tamlayanı işaret zamiri olan isim tamlaması demiş Denizli. Bunlar da zamir zaten D seçeneğinde elerim. E seçeneği de bizden sıfat tamlaması bulun diyor. Bulabilecek miyiz bakalım? Sıfat varsa sıfat tamlaması vardır zaten. Bakın. Sözcüklerin anlamlarında genişleme olabilir. Eklerimiz yeni görevler. Nasıl görevler? Yeni görevler. Sıfat varsa sıfat tamlaması vardır. Yani E'yi de bulduğumuza göre tamlayanla tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması yoktur. Cevabımız Bursa. 16. soru. Bu cümledeki numaralanmış tamlamalardan hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır? Şimdi bu tip soru arkadaşlar aynı zamanda TYT'de de çıkmış bir sorudur. Öğrenciler hemen tamlama dendiğinde işte belirtili isim mi, belirtisiz isim mi gibi şeyler düşünüyor. Fakat bizim Türkçemizde biliyorsunuz ki tamlamalarımız ikiye ayrılıyor. Sıfat tamlaması, isim tamlaması. Öncelikle buna bakmamız lazım fark sorulduğunda ki soru da böyle görüyorsunuz. Sarı saçların nasıl saçlar? Sarı saçlar sıfat tamlaması. Hüzünle buğulanmış gözler sıfat tamlaması. Dertlerle kırış kırış olmuş yüz sıfat tamlaması. İşte elindeki eskimiş fotoğraf sıfat tamlaması. Bunlar hep nasıl sorusu, isme sorduğumuz nasıl sorusuyla cevap aldığımız tamlamalar ve bunlar birer sıfat tamlamasıyken. 5'e bakın. Tuvalemin üstü. Neyin üstü? Tuvalemin üstü. Burada belirtili bir isim tamlaması var. Bu gerekçeyle cevabımız Edirne. 17. soru yine aynı tipte. Altı çizili tamlamalardan hangisinin türü farklıdır? Öncelikle sıfat mı, isim mi buna bakacağız. Hepsi isimse belirtili mi, belirtisiz mi buna bakarsınız. Öncelikle sıfat, isim tamlaması ayırdığını yapmamız gerekiyor. Şimdi bakın nasıl dil, günlük dil, sıfat tamlaması. Cevap da zaten o bakın Adana. İşte dilin içi belirtili isim tamlaması, dilin tadı... Belirtili isim tamlaması, onların eserleri ya da dilimizin güzelliği bunlar hep iki isimden oluşmuş tamlayana ve tamlananı ek almış belirtili isim tamlamalarıyken günlük dil sıfat tamlaması olduğu için cevabımız Adana.
18. sorumuza geldik. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi tamlayan görevindedir? Düzenli bir isim tamlamasında ilk sözcük tamlayandır, ikinci sözcük tamlanandır arkadaşlar. Bakalım şimdi biz. Sessizliği sadece içim duyar. Bir şiir akşamıdır. Boşluğa atılan her adımı geceye saplamışım. Sorulan her bir sorunun cevabını bulalım. Neyin cevabı? Sorunun cevabı. Sorunun tamlayan. Zaten çok sıkıntı yaşadığınızı düşünmediğim yine bir soru. Cevap 5 arkadaşlar. Edirne. 19. sorudayız. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanları ortak, tamlanana bağlanmış sıfat tamlaması vardır? Şimdi böyle söz oyunu yapıyormuş gibi, birazcık düşündürüyormuş gibi soru ama aslında çok basit bir şey soruyor. Tamlayanları ortak sıfat tamlaması arıyorsak iki tane sıfat bir isme bağlanmış demektir. Aslında bunu soruyor bize. Bir isim birden fazla sıfatla açıklanmış. Bu da E seçeneğinde. Güzel ve suskun ellerin. Nasıl eller? Güzel. Nasıl eller? Suskun. İki tane tamlayan, bir tamlanana yani ortak tamlanana bağlanmış bir sıfat tamlaması. Bu sebeple cevabımız Edirne. Ve hanımlar beyler geldik 20. son sorumuza. Cümlelerin hangisinde tamlayana sıfat tamlamasından oluşmuş ad tamlaması vardır? Bu da şu, bir isim tamlaması olsun diyor. Bu isim tamlamasına bir tamlayan, bir tamlanan olacak zaten. Tamlayan da bir sıfatla nitelensin ya da belirtilsin diyor. Çünkü tamlayan o zaman sıfat tamlaması olur. Bu da bizi D seçeneğine götürüyor. Genç eleştirmenlerimizin çoğuyla röportaj yaptım. Neyin çoğu? Eleştirmenlerimizin çoğu. Burası isim tamlaması. Nasıl eleştirmenler? Genç eleştirmenler. Genç sıfatı eleştirmen ismini açıkladığı için, tamlayanı açıkladığı için tamlayanı sıfat tamlaması olan bir isim tamlaması bulmuş olduk.